Bu hafta Ekim ayına dair bir veri paylaşıldı. Önemli gayrimenkulle ilgili Ekim ayı konut satışının aslında yılın en yüksek satışın gerçekleştiği ay olduğunu gösteren bir grafik. Biz Hakan Kara'nın X paylaşımından aldık ama aslında bu veri her yerde mevcut. Vatandaşın enflasyonun yeterince düşeceğine inanmadığına dair en somut veri yorumunu yaptı Hakan Kara'da. Gördüğünüz gibi 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı konut satışı. Bu da vatandaşın enflasyonun düşeceğine inanmadığının bir göstergesi olarak yorumlandı çoğu kişi tarafından ve ev fiyatlarının da düşmeyeceği, dolayısıyla alabiliyorsak şimdi alalım motivasyonunun yüksek olduğu şeklinde yorumlandı. Peki gerçekten öyle mi? Bir bilene soralım. Gayrimenkul uzmanı Deniz Şahin Skype bağlantıyla yayına katılmak için hazır. Deniz Hanım günaydın. Merhabalar Simge Hanım, günaydın. Teşekkürler. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu veriyi? Yani 2024 yılı Ekim ayı özellikle gayrimenkulde en yüksek satışın gerçekleştiği ay olarak kayıtlara geçti. Vatandaş gerçekten enflasyonun düşeceğine inanmadığı için alabiliyorsak şimdi alalım evimizi mi diyor sizce de? Aslında şöyle, son 22 ayın en yüksek satış rakamı gerçekleşti Ekim ayında. Yani 165.138 adet konut satışı gerçekleşti. Biz geçen yılda aynı ayına oranla baktığımızda %76.1 oranında bir konutta satış oranında bir artış gözlemliyoruz. Aslında 3-4 aydır piyasada bu anlamda bir hareketlenme yaşanmaya başladı. Bunun farklı sebepleri var. Yani bizim gayrimenkul sektöründe gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi de sıfır konut üreticilerinin, yani müteahhitlerin konutta yaşanan bu satış durgunluğundan dolayı yapmış oldukları kampanyalar. Eskiden fiyat, yani alıcı pazarı çok yüksekti, çok fazla bir talep vardı ve insanlar konut alımına çok yönelmişlerdi. Ancak konutlardaki satışlardaki durgunluk da piyasayı ciddi bir çıkmaza soktu. Müteahhitler ne yaptılar? Çok ciddi kampanyalar yapmaya başladılar. Ev araç takaslarını kabul etmeye başladılar. Fiyatlarda indirim yaptılar ve kişiye özel ödeme seçenekleri yaparak taksitlendirme yapmaya başladılar. Bundan dolayı ciddi bir artış görüyoruz. Bunun dışında banka faizlerinde bir indirim oldu. 2.79'lara varan indirimler yapıldı banka faizlerinde. Kira fiyatlarında çok yüksek olması sebebiyle, yani insanlar ev alamadıkları için kiralığa ciddi anlamda bir talep gösterler ve bu kira fiyatlarını çok yükseltti. 50-60 bin liraya dayanan kira fiyatlarını da insanlar ödemek istemedikleri için 10 senelik, 15 senelik 2.79'dan bir kredi faiz indirimi olunca biz burayı alırız, 10-15 senede bankaya öderiz ya da müteahhitlere bu şekilde ödeme yaparız demeye başladılar. Çünkü herhalde orada kira sınırlamasının sonlandırılmasıyla kiraların uçması da etkili oldu değil mi Deniz Hanım? Ne dersiniz? Bir anlamda şimdi bir de şöyle bir şey var Simge Hanım. Bugün 50 bin lira önümüzdeki sene %65 oranında bir enflasyon olursa çok ciddi bir rakam ödemeye var. Ödülebilir bir şey olmadı. İnsanlar bu rakamları ödeyecekse kendimiz için ödemeye başladılar. Ve bu piyasanın durgunluğundan dolayı da şöyle bir şey de meydana geldi aynı zamanda. Ev fiyatlarında yavaş yavaş bir düşüş meydana geldi. Eskiden ev fiyatları 10 milyonluk bir evi siz en fazla 9.750'ye, 9.500'e alabiliyordunuz. Şu anda 8 milyon teklif verdiğiniz zaman bu konuşulabiliyor. Çünkü başka türlü ev satışı yapamıyorsunuz. İnsanlar da yavaş yavaş bu yöntemlerle ev almaya ve evlerini satmak isteyenler de bu yöntemle almaya başladılar. Mevduattan bile çıkıp mevduat faizlerinin yüksek olması sebebiyle de ciddi bir durgunluk yaşanıyordu. Bu fırsatı görenler de mevduattan da çıkıp ev almaya başladılar. Yani 3-4 aydır bir hareketlenme var. Biz Aralık sonuna kadar aslında konutta bir hareketlenme olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Peki önümüzdeki süreçte sizce olası bir faiz indirimi ve bankaların yeni konut kredileriyle bu hareketlilik devam eder mi? Şimdi şöyle, konut kredilerinde bir indirim olursa biliyorsunuz aslında fiyatları biraz yükseltmeye başlıyor satıcılarda. Bu ciddi anlamda bir dezavantaj oluyor bizim için. Ama bu durgunluk
devam ederse, mevduat faizlerindeki düşüş devam ederse talep artacaktır. Ancak bu fiyatlara da yansıyor. Önümüzdeki dönemde şu dönem çok doğru bir dönem konut almak için. Önümüzdeki dönemde yine maliyetlerin arttığını göreceğimiz için yine fiyatlarda bir yükselme meydana gelebilecektir. Yani yatırımcının şu dönemde alabilme gücü varsa biz Aralık sonuna kadar gerçekten alımın çok doğru bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Yani hiçbir dönemde ne fiyatlar bu kadar düşmüştü ne ödeme kolaylıkları sağlanmıştı. Dolayısıyla şu dönemde yaşadığımız şeyi çok uzun zamandır gerçekten görmüyoruz. Yatırımcı eğer ya da ev almak isteyen birileri varsa şu dönemi çok doğru değerlendirsinler. 2025'te biz bunun bu kadar düşük oranda devam edeceğini düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü çok ciddi bir durgunluk olduğu için böyle bir talep yavaş yavaş yaratılmaya başlandı. Yani ev almak isteyenler daha beklemesinler diyorsunuz kısacası. Peki demin ekranda bir soru vardı, ben onu size sormak isterim. Özellikle beyaz yakalılar için iş hayatında çalışan, henüz orta kademede ya da yolun başında olanlar için sizce artık ev sahibi olmak bir hayal mi oldu? Çünkü özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ev fiyatları inanılmaz arttı. Kiralar bir o kadar, yani sosyal medyada izleyicilerimizin yorumlarına, paylaşımlarına bakıyorum. Özellikle kira şu an en büyük kalem olarak karşımıza çıkıyor ama evlerin de yanından geçilmiyor. Yani oturmak isteyeceğiniz eli yüzü düzgün bir ev, şehirden çok uzakta olmayan, işe gidip gelebileceğiniz, her gün yola çıkabileceğiniz evlerin fiyatları uçuk. Artık beyaz yaka için tren yavaş yavaş kaçmak üzere diyebilir miyiz? Ev sahibi olma konusu artık biraz hayal olmaya mı başlıyor beyaz yakalılar için sizce? Geçen seneye kıyasla baktığınız zaman geçen sene daha da büyük bir hayaldi bence. Eskiden çalıştığınız rakamlarla, küçük birikimlerle ev alabiliyordunuz. Şu anda bir birikiminiz olması lazım. Ama biz geçen sene baktığımızda hiçbir şekilde takas kabul edilmiyordu mesela. Siz eski evinizi verip ya da arabanızı verip bir takasla, bir yeni size özel ödeme planlarıyla bir şey alamıyordunuz. Bu durgunluk ne yaptı? Konut üreticilerini ya da evini satmak isteyenleri en azından indirim yapmaya yöneltti. Şu dönemde almak için dediğim gibi çok doğru bir dönem ama maalesef ki fiyatlarımız evet hala çok yüksek. Ama şu dönemdeki pazarlık payları, o pazarlık payları da yoktu Simge Hanım. Şöyle diyeyim size, 10 milyonluk bir evi dediğim gibi 9.750'ye alıyordunuz. Şu anda 8 milyona en azından pazarlık yapabiliyorsunuz. 7.5'a pazarlık yapabiliyorsunuz. Bunlar ortaya çıktı. Bir şekilde yani hala konutta evet üretim yapılması lazım. Talep arttığı sürece maalesef fiyatlar yükseliyor. Talep düştüğü noktada kiralıklarda da aynı şeyi görüyoruz. Kiralıklarda da biz yavaş yavaş bir aşağıya düşmeye göreceğiz fiyatlarda. Çünkü konut almaya başlıyor insanlar. Diyor ki ben 50 bin lira, 60 bin lira ödeyeceğim. Bu ödeyeceğim ve elimde yine bir ev olmayacak. En azından ben bu rakamları ödeyeceksem kendi evimde oturayım demeye başladılar. Ve kiralıkları olan talep aşağıya düşmeye başladı. Evet, doğru. Bu da fiyatları dönemde kiralık fiyatlarında da aşağıya düşüş göreceğiz. Konuttaki talep artınca fiyatlar yükseliyor. Şu anda biz konuttaki fiyatların niye aşağı düştüğünü görüyoruz. Çünkü talep azaldı. İnsanlar alamaz hale geldiler. Bunun için de yeni kampanyalar yapmaya başladılar. Yani şunlar olmadığı dönemde maalesef bizim ülkemizde çok kolay bir şey değil. Ama yapılabilecek en doğru dönemdeyiz. Ben sadece onu söyleyebiliyorum. Önümüzdeki dönemde yine dolar, euro artarsa yine inşaat maliyetlerinde ekstra bir artış olacak. Bu da fiyatları etkileyecek. Eğer banka faizleri yüksek olursa yine konuttaki talep aşağıya düşecek. Birbirini etkileyen çok fazla faktör var maalesef. Ama bunun en büyük çözümü doğru konutların ve insanların alabileceği düzeydeki konutların üretilmesi ve bunun içinde bir finansman projelerinin üretilmesi gerekiyor. Yani insanların paraya ulaşmasının, krediye ulaşabilmesinin sağlanması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece bu krizleri biz tekrar tekrar yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Çok teşekkür ediyorum gayrimenkul uzmanı Deniz Şahin yayına katıldığınız için.